Sen Eda terliğini gördün mü? 45 ama bu. Evet, boyut önemli. Boyut önemli. Başladık. Boyut önemli değil, işte bir önemli. Tekrar başladık. Ay bu da hep durmadan başlıyor ayol. Buyur başlayan adam. Eda, ikinci kanalımıza gelenler benim için daha değerli. Çünkü buraya gelenler daha az kişiler oluyor. Birinci kanaldakini izliyorlar, ikinci parti izlemiyorlar. Burada lütfen izleyenleri rica ederim. Alta yorum atıp kendini belli etsinler. Okey, alta yorum atın, kendinizi belli edin. Bana ne siz edin? Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Yani birinci kanaldaki, nasıl anlatayım, yani sizin ikinci kanala ben bağlayamıyorsam ya da birinci kanaldaki sürekliliği, devamlılığı oraya getiremiyorsam suç bende demek ki. Yani ikinci kanala geçerken bundan sonra Tutto Frutti ile gireceğim. Beklerim, haberiniz olsun. İptal edilen bir TV şovunu geri getirebilseydin hangisini getirirdin? Güzel soru. Laf lafa açıyor. Neden? Laf lafa açsın diye. O nasıl cevap? Ay ne bileyim ben la. Çünkü ben laf. Ayna, söyle ayna. Benden güzel var mı dünyada? Adriana Lima. Var, kibar ye. Benden güzel dedim ayol, anasından demedim. yani yok be, ben çok yani laf lafa çözüyor, talk show olarak mı düşünüyorsun yani? Yani şey... Bilmiyorum, program, TV show. Ay ama şimdi birazcık şey oldu, yanlı olacak ama söyleyebilirim. Huysuz bir işin geri gelsin isterdim. Gayet de güzel bir cevap. Yani huysuz bir işin o şeyleri yani o ne bileyim ben çok severim. Gullümleri, şeyleri, zeki cevap, çevik cevap, hazır cevaplıydı. Benim çok hoşuma gidiyordu. Ne düşünüyoruz ya, düşünün umurumda bile değil. Sayın Seyfi Doğrusunoğlu bir numaradır benim gönlümde. Bu arada onunla tanışmak bana nasip oldu, çok şükür. Ay ne güzel. Şeyde benzemez kimse sana yarışması var. Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen iş bana kurban olayım. Sayın Seyfi Doğrusunoğlu, öpüyorum sizi kokulu kokulu. Gittiğin yerlere yanında en çok nelerini götürüyorsun? Ayna. Sprey. Ayna yok, ayna. Çantanı bize açar mısın? Vallahi şu an çantanı size ait, yani size ait şeyler tamam, var. Çantanda neler çıkacak? Çantamdan size ait, yani buraya gelirken taşıyacağım malzemeler var tabii ki. Bir öncelik aynam, power bank, yedek kıyafet, make-up bag, makyaj çantası diyorlar. Yani bu arada çantayla gelmiyor, bavulla geliyor. Ay, yapacak bir şey yok, şamdanları da kendim getirdiğim için. Sonra saçım zaten bozulur, spray. Sonra Lens Solish, parfüm, marka diye reklam olmasın oraya koymuyorum. Koltuk aldı, deodorant, hair fresh, şey brush. Maşallah, bir ben yok. Biri siz yoksunuz, siz zaten bu çantaya sığmazsınız. Bir gün kellenizi alırsam o sığar ama. Tane tane benleri var ya sende. Can alıcı bakışları gözünde. Bir eda bir iş ve yarın özünde. Dünyada yardan tatlı var mola. Var mola. Salına gelen yar mola.
Bize dolmuştan ineceğim deme şekilleri yapabilir misin? Olur. Müsait bir yerde lütfen. Tamam, şimdi arkan dolmuş oldu. Dolmuşun içindesin. Şoför bu tarafta. Evet. Arkanda yolcular var. Seslen. Şoför bey, müsait bir yerde ineceğim lütfen. Şimdi genç bir kızsın ama sevgilinle buluşacaksın. Genç de kaldın. O havayı alarak. Ay, müsait bir yerde ineceğim. Lütfen müsaade eder misiniz? Geç kaldım. Hatta biraz hızlı giderseniz diğer durakta inersem daha iyi olur. Şoför bey lütfen. Tamam. Huysuz bir teyze olarak sesle. Evladım, müsait bir yerde ineceğim. İndirmezsen ben sana ineceğim. Ay, çok da yanlışlı yapamadım çünkü ya, o kadın yanlışlı değil var ya. Çok titiz misindir? Hayır, değilimdir. Neden? Yani çok titiz... Dağınık. Yok, evet dağınığım ama hemen toplarım. Mesela dağınık gibi oluyor ya, bakarım dağınık derim, hemen toplarım. Önce göze hitap edin. Evet, evet. Yani öyle diyecek de titizlik başka bir şey. Yani benim mesela amcamın karısı vardı, Emine yengem oluyor. Biz onun evine giderdik, bilerek giderdik. Çünkü biz orada yatınca kalkar kalkmaz bütün evi yıkarmış. Bütün çarşafları, bütün yastıkları, içini çıkarıp pamuklara kadar, yani onun bir temizlik hastalığı var çünkü, o yüzden. Yeah. Bize amaçsız bir şey ya da hareket yapar mısın? Amaçsız bir şey ya da hareket. Amaçsız ne olabilir ki? Al sana amaçsız işte. Ne için yaptın belli bir amacı yok yani. Aklıma bir şey geldi. Ya da ne bileyim, gözüme saç geldi. Ya da sen böyle bir canımı sıkan bir şey söyledin. Bunun amacı var ama neyse. Şey ya da hareket. Bana ne? Bana ne? İsminle geçilen dalgalar var mı? Varsa nelerdir? Edoş. Edoş, o kadar dalga geçecek. Dediğini diyen yok mu? Ne? Edik diyen yok. Varsan zaten ilkleri sende yaşıyoruz. Sen de var sana. Neymiş? Dalmış ve lahmacun. O isim tanımlaması oldu. Yani yok, benim adım daha geçik bir şey yok. Yani herhalde bilmiyorum. Yok yani, olmadı. Yok, zaten geçemezler. Ne diyorsun bedik? Bir erkeğe sormaya utandığın bir şey var mı? Varsa neydi? Vallahi ben kaç s**tim diye de soruyorum. Hiç utanmıyorum. Yani boyutuna. Evet. Erkeğe sorduğum bir şey. Herhalde param var mı diye sormaya utanırım. Hani bir yerde. Yani bir şey, o an param yoktu. Bir yere gitmiştim. Bir şeyde daha bir şey alacağım. Param var mı diye sormaya utanırım. Paran yoksa niye gidip erkekle buluşuyorsun yani, o da var. Şimdi soracağım soruda tek cevap istiyorum. Maço erkek mi? Elit erkek. Mix erkek. İşte tek soru demiştim. Tek cevap. Yani maço bir yere kadar, elit erkek tabii ki her zaman. Elit erkek. Ama maço da olur. Yani %20'si maço olsun. Bir kedi şey gibi, o böyle vahşi olsun ama içinde kedi olsun. Ay ne yapayım canım, elit. Okul hayatında duyduğun veya başına gelen en saçma disiplin suçu neydi? Kız arkadaşımın, öndeki oturan kız arkadaşımın, ben de arkada oturuyordum. Önden arkasından böyle tutup südyeni, kopçasını açmıştım. Böyle ya. Südyeyi de açıkta mı canım, öyle açıyorsun? Ama şimdi beyaz gömlek giyiyorlar ya, içinde sadece südyen var, atlet yok. Nasıl? Arkadan tutuyorsun böyle. Gömleğin üstünden. Gömleğin üzerinden südyeni kopçasını bırakmıştım, o da beni şikayet etmişti, öyle gitmiştim. Evet. Hayır, hocanın karşısında ne dedi sana şikayet ederken? Hocam, bu benim südyenim mi açtı? Hayır, iç çamaşırımın şeyini, kopçasını açtı demişti. Ben de demiştim ki, hocam ben ona hani seslenmek için açtım, o da o an açıldı. Demek ki açıkmış dedim. Vay asıl seslenmeye bak. Evet. Güzelmiş. Ama ben hep böyle yapardım. Neler yapardım kızlara. O saçları, bilikleri yavaş böyle onları birbirine bağlı lastiklerdim. Ondan sonra şey yaparlardı. Ben yapmadım. Bak onu ama yaparlardı. Bak ona iştirak ederdi. Böyle ayakkabı bağını ayna koyarlardı. Kızların altına tutarlardı. Ona tam bakar gülerdim. Ama ya. Benim içinde neler vardı? Hayol hiç sormayın. Sonradan patlayınca böyle oldu. Duyduğun, şimdi bol bol bipli bir video olacak şu anda itibaren. Evet. Duyduğun en ilginç küfürler nedir? Bir aile dostumuz hep kızdığı zaman şey derdi, bacağına sıçarım. Niye bacağıma sıçıyorsa, bacağıma dışkılıyorsa anlamam. Ondan sonra burun deliğini dikerim.
Başka? Dikelim dersen bir koymuyorum o zaman. Devam. Ondan sonra en ilginç şey. Ebe'nin ben şırıngayla kan alırım. Yok. Evet alırım. Aslında, o, yani. Aslında damından işte. Damından. Ben yani bakma ha, sen. Evet, Ebe'nin kan alırım. Tabii bazen bunu ananı diye duyduğum da olmuştu. Bana değil ama duyuyordum başkalarına. Ondan kan alıp da atıyorum. İşte yani ondan sonra başka komik olan seni evinden aldırırım. Bana komik gelir. Seni evinden aldırırım. Ama daha kaldırılacak da alsınlar problem. Yani çok komik bir küfür nasıl olabilir ki küfür yani? Mesela ya duymadım ben hiç. Kapalı Japon askeri. Onu da duymadım. Ya. Evet biliyorum. Evet evet. Kurmak olur. Yok bunları ben hiç duymadım gerçekten. Evet doğru. Dünyada bir ilk yaratsan bu ne olurdu? Dünyada bir ilk yaratsan bu ne olurdu? İnsan oğlunu baştan güncellerdim mesela. Yani insan oğlunu bazı şeyler... Bu arada ki bu şeyi acık onun üzerine konuşsak mı? Şu 5 yaşında tecavüz edilen kızın hiç konuşmadık. Yani... Hayır dur şimdi, yani işte insanlığı güncellerdim, öyle bir şey yapardım, insanları baştan update ederdim, o içerisindeki vahşi, kötü duyguları aldırırdım. Bir de şunu bir şey söyleyeceğim, yani pedofili bir hastalıktır. Çocuk yani bunu Türkiye'de hiçbir yani o kadar bakın biz şeyi bile konuşmaya, hani cinselliği bile konuşmaya çok geç zamanda yani küçükken öğrenmeyiz, başlamayız buna yani. Hiçbir şey, utanırız yani, Türk insanı öyle bir şey vardır. Yani tabii ki şu an öyle bir dönem değil. Ama işte olsun bakın tabii yani zaten pedofili şu an pedofili işte bir hastalık aslında. Yurt dışında bunun şeyleri var. Hani o var ama tabii ki bence kadına şiddet, hayvana şiddet ve pedofili cezası bence idam olmalı. Ben idam istiyorum, istemiyorum ama bu sadece bu üç suçu, üçünün suçu cezası yani çok büyük ya da müebbet hapis de olabilir. O yüzden insanlar gidip doktora ben bunu hissediyorum diyemiyor. Ve ne oluyor? Bu hastalık ilerliyor ve bugünkü yaşanan şeyleri yaşıyoruz toplumda. Çünkü o kadar baskı altında ki yani bir doktora gidip siz psikiyatriye ben çocuklara ilgi duyuyorum, onlara tecavüz etmek istiyorum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Yani bu, ne olması lazım sence? Yani işte pedofili tabii ki dedim yaşlarda işte hani... Yani çünkü pedofili hastalığı olan bir insan da bunu hastalık olarak da düşünmüyor. Yani bunu yaptığını yani dedim bana göre bence normal diye bakıyor. Yani. Tabii ama şöyle bir şey de var. Bunu ailesinin etrafındaki herkes hissedebilir bir şekilde. Yani bunu ailesi... Hissetmiyor. Bugün Müge Hanım ben... Her gün Müge Hanım... Yani ailesi de buna konduramıyor, edemediği için de hani etraftan utandığı için, hayır, şey yaptığı yani, için... Öyle bir şey ki herkesten şüpheleniyor Müge Hanım. Bu da aslında iyi bir şey mi, kötü bir şey mi onu da anlamış değilim. Herkesten şüphelenmek. Olur mu canım öyle ama şey? Işte karşı komşusu çıkıyor genelde. Ya da üst komşusu çıkıyor bunu yapanlar. En yakınların çıkıyor. Ama... Akraban çıkıyor. Yani bu çok kötü bir şey. Bunun önüne geçilemiyor. O yüzden Müge Hanım diyor ki önüne geçilemediği için herkesten korkun, güvenmeyin diyor. Yani o genelleme yapmıştır o zaman. Yani hani herkes hedef göstermemiş de genelleme yapmış. Yani dikkat edin diye. Mesela hani şöyle... Mesela farkı götürdüğünüz diyor. Götürmeyin önce ben onu istiyorum diyor. Ama diyor farkı götürseniz bile gözünüzden bir saniye ayırmayın. Tabii ki. Yani şu da bir şey olabilir. Mesela bir aile içerisinde işte çocuğun dayısı olur, osu olur, karşı komşusu olur. Yani bir de şöyle bir şey. Çocuğa nasıl davrandığına bakarak da bunu çözebilirsiniz yani. Ama belki gerçekten iyi niyetli ve samimi seviyor. O da ay ama onu da hissedersiniz ama işte. Hissedemezsin. O gerçekten büyük şansa kalmış. Yani bizim ülkemizde kimse ben pedofili duygularım var deyip tabii doktora yani. Gitmiyor. Türkiye'de değil sadece, yabancı ülkede de gitmiyor. Ama orada bir şekilde bunu çözümleyebiliyorlar. Oradaki insanlar ailelerine açılabiliyor. Yani onlar gidip açılabiliyorlar. Evet, şey burada ailenizi açsanız bile aileniz etrafından utanıp ne diyecekler, ne yaparlar? Ay biz bunu nasıl bizi buradan sürerler, bizi öldürürler, linç ederler korkusuyla onlar da açılamıyor. Mesela neyse ki bu 5 yaşındaki çocuğun katili yakalandı. Evet. Çok şükür cezaevinde. Yani %99 onun içeride. Yani bilemiyorum. O bir şey daha vardı bugün. Bir adam bir kadın üzerine otobüste. Evet çok evet şey yapıyorlar gördüm. Hatta şey çekmişler böyle pantolonundan üzerinden içeriden çizilmiş ama pantolon dışına çıkmış artık.
Yani hep bastırılmış duygular, sapıklık, sapkınlık bu. Yani bilemiyorum toplumun içerisindeki. Yani o insan da belki bugüne kadar hiçbir cinsellik yaşamamıştır. Bilmem ne olmuştur. Yani hep bastırılmış duyguların bir şekilde dışa vurulması ama işte hepsinin tedavisi var aslında. Yani nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Allah kıyamet Allah alametleri diyeceğim ama. Evet. Eda bugün de bitirdik. Haftaya biliyorsun sezon finali. Ay haftaya, ben bu hafta zannediyordum haftaya sezon finaliymiş. Çok mutlu oldum yani. Ay evet haftaya. Şey, savuna kalkacağız yani. Savuna kalkacağımız gece senin sezon finali olacak. Evet. Sezon finali için bize bir şeyler hazırlayacak mısın yoksa bana ne? Vallahi şey yapmak istiyorum. Böyle eski kadınlar giyinirdi ya böyle peçeli kafasında böyle şemsiyah. Eskilara giyinirdi. Evet. İnşallah bir Ozan Bey kostümleri, ne bileyim şemsiyeleri bir bütçe ayırırsa. Hepsini yapar gelirim efendim. Tamam. Sezon finali diyoruz çünkü Ramazan'dan sonra... Ramazan'dan sonra kapanıyoruz. Eda ile kapalı kapalı başlıyor. Bu arada artık düşmesi artık. Eda de sokak sokağa. Evet, ay sokaklara düştüm kusura bakmayın. Yardım edin. Help me. Kurtarın beni bu adamdan. Beni sokaklara düşürdü. Yakında evin önünde dilendirmezse adım Eda değil. O da zaman. Bye, görüşmek üzere. Öpüyorum sizi kocaman. Instagram'a bekliyorum.